Otelin çalışanları inanılmaz güler yüzlü. Gerçekten şöyle yastıklarımız falan tertemiz, ütülü. Özellikle yazmışlar sigara içilmeyen oda diye. Şöyle göstereyim şimdi, denizi göstermeden de gidiyorum ya bir yandan da. Ha, bir de bize özel, denize özel daha doğrusu beşik getirdiler. Çok iyi oldu. Diğer oteller de yoktu bakın. Minibarı zaten boş biliyoruz. Ama şöyle çay kahve köşesini nasıl temiz düşünmüşler, nasıl güzel düşünmüşler. Bayağı sevindik. Hatta biberonumuzu aşağıda unutmuşuz. Bir baktık kapı çaldı. Allah Allah dedik, bizim kapı mı çalıyor? Çetin gidip alacaktı aşağıda. Otel yetkilisi arkadaş getirdi. Ondan sonra çok yedim galiba, nefes alamıyorum baktım. Çok sevindik gerçekten. Yani insan aradığı, hani böyle nasıl diyeyim, hizmeti bulunca gerçekten çok mutlu oluyor. Zaten dünya kadar yol geliyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman, evet kızım da çok yemiş. Ondan sonra o kadar hani böyle ne diyeyim, ha toparlayamadım ilk başta. Şey, baktığınız zaman 3-5 tane, yani 3-5 lira fark ediyor aralarında, çok bir şey fark etmiyor yani fiyat olarak. Ama 3 otel arasındaki en iyi fark, en iyisi burasıydı. Konuşamıyorum. Çok üşüdüm. Aşağısı biraz soğuktu. Yemek yerken fark etmedim. Ondan sonra bir de böyle soğuk bir şeyler içince üşüdüm. Şöyle göstereyim. Evet. Şu yukarıda tavan kısmında aydınlatma yok. Sadece şuralarda aydınlatma var. O yüzden biraz loş çıkıyor. Ama gerçekten bu şeyi de hak ettiler yani. Göstermeyi de, bunu da göstermeyi hak ettiler. Işık loş bile olsa çekeceğim bugün. Öyle dedim yani. Özellikle kızımın beşiğine bayıldık. Yani onu bile düşünmüşler. Ve kızım çok rahat ediyor şu anda. Çünkü zapt edemiyorduk otelde biz. Yere de salamıyorduk. Ayakkabılarla basıyoruz malum. Yere de salamıyorduk. Şimdi böyle çok iyi oldu. Anne sen çıkar, ben de çıkaracağım üstümü. Normal tabii ya. Evet, şimdi musmutlu bir bugün ne günü? Pazartesi günü. Ha, vallahi günleri karıştırıyorum. Pazartesi günü, bugün bizim tatil günümüz. Pazartesileri artık çalışmayacağız dedik. Kışın bari birazcık dinlenelim dedik. Yalnız dışarı manzara pek görünmüyor. Ben de böyle kamera elimde bir sağa bir sola. Babam maşallah tarla sürer gibi sürüyor. Değil mi baba? Evet de. Yutar yutar. Evet, tripodu taktım yoksa çekemiyorum. Babam maşallah, yollar çok kötü, babam da güzel sürüyor. Tarla sürer gibi sallan sullan gidiyoruz. Şimdi biz Deniz'in ilaçlarını yazdırmaya gittik. Oradan da, evet, oradan da bir doktora gittik. İnerken maskemi arkaya koyuyorum arabada. Ha. Ondan sonra şöyle yapayım bari. Çok şey görünüyor. Ha. Yoldan böyle kenardan kayınca dikkatim dağılıyor. Deniz'in ilaçlarını yazdırmaya gittik. Doktoru da bir söyledim. Doktorumuz da sağ olsun. Dedi ki hangisi yaptı onu? O zaten gerekeni yapar. Biliyorum o konuda. Eminim ondan. Çünkü cimere bimere yaz demişsiniz. Yazmadım özellikle çünkü doktorumuzun hatırı çok büyük. Onların yaptığı şeyi, kötü muameleyi doktorumuzun şey yapmasını istemedim. Çekmesini istemedim sonucunu. Bir de kendisi de orada yoktu. Olsaydı zaten emin olun durum öyle olmazdı. Çok sıcağı sıcağına bir müdahale yapardı. Onu da biliyorum. Evet kızım. Şimdi biz Deniz'e mama sandalyesi alacağız. Bir gezeceğiz bir çarşıyı. Beyaz eşyacılara bakacağız. Klimayla ocağa bakacağım. Şimdi mi alsak klimayı, yazın mı alsak bilmiyorum. Daha acaba düşer mi diye bir umut bekliyoruz. Dur adacığım. Dur teyzeciğim. Bakalım işte, biraz gezmeye çıkalım dedik. Bir havamız değişsin. Biraz da biz gezelim. Şimdi Ada'yla Deniz burada yanımızdalar. Ama gördüğünüz gibi durmuyorlar. Bakalım ne olacak. Ha, bu arada
Hazır unutmadan açma şeyi videoyu tam başlatmadan diğer şeylere geçmeden önce yorumlarınızın hepsi başımın üstüne baş tacı. Emin olun çok mutlu oldum. Hepsini tek tek okudum. Hepsinde çok duygulandım. Ayrı ayrı üst üste yazmak istedim ama genelde çoğu şeyi aynı yazacağım için o yüzden yazamadım aslında. Hani sakın yorumlarıma cevap vermedi gibi düşünmeyin. Emin olun hepsini çok beğendim ve çok sevdim. Hepinizden Allah razı olsun. Beni bu kadar düşünmeniz, bu kadar yürekten sevmeniz, böyle bir nasıl diyeyim ablalarım, kardeşlerim, teyzelerimin olması. Ya o kadar güzel, o kadar güzel ki anlatamam bu duyguyu. Yani beni rüyalarınızda görecek kadar çok sevmeniz. O kadar çok mutlu oldum ki size anlatamam. Bak gözler yine doldu. Çok uzatmayacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra görüşmek üzere. Şimdi şurada şöyle halı gördük ama dışarıda çok şey. Dışarıdan çok güzel görünüyordu ama hiç inanılmaz pismiş. Çok pis şey. Yani yıllardır kalmış da satılmamış gibi. İçeriden işte çok güzel mağaza var burada. Ben burayı hiç görmemişim ya. Buraya gelmedik biz koltuk takımı alırken. Dokunma, dokunma, dokunma. Ama şey Esin o kadar güzel değil. Ne diyeyim? Bak gel bak. Baksana bir. Leke içinde daha burada. Ha, bu zaten eskiden kalmıştı. Bu şey teşhir ürünü gibi. Hey, artık bilmiyorum. O yüzden muhtemelen teşhir. Ondan zaten böyle koymuş. Neyse artık geçelim karşıya. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Görüş bebeğe. Hepinizin de sevdiği. Bakalım görüş bebeğe. Yalnız bir şey diyeceğim. İnternetine baktım ben internet sitesine. İnternet sitesinde buradaki kadar çeşit yok. Çok koymamışlar. İnternet sitemiz var demişlerdi ama bu görüş bebeğinin mağazaları vardır mutlaka internet sitesi olduğuna göre. Her yerde vardır. Bir bakın bakalım. Şöyle ben önce bir bakalım neler var diye. Ve giriş yapalım. Şimdi vitrine bir bakalım ne var vitrinde. Yılbaşı konsepti var ama ışıklarını yakmamışlar. Şöyle. Bak bu puset çok rahat görünüyor. Çikonunmuş. Tabii ki belli zaten. İşte bizim artık Deniz büyüyünce alacağımız böyle bir şey oldu tahminimce. Öteki arabayı pek sevmedi ya. Dur bakalım ne olacak. Mama sandalyesi bakın. Gerçekten bunlar yok ya internette. Bak şimdi. Bu güzelmiş. Bu bir. Baby car diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Baby car. Onunmuş. Şimdi içeriye bir girelim. Selam, biz geldik. Yine biz geldik. Ay çok güzel. Kimse yokmuş. Çok iyi. Her yer bizim. Rana da mı yok? Yine mi yok dedim. Arkada. Dur. İzlediniz mi videoyu? Videoyu izlediniz mi? Sizi gidiler. Gizemli çok beğendi. Gizemli Deniz. Hadi hemen kaydedin. Gizesi bunu çok beğendi. Dur. Onu ben de beğenmedim Esin. Yani o gizemli. Gizemli Deniz. Aşk olsun. Şu an. Ama ben size demiştim hemen kaydedin beni diye. Anlamlı bir isim var demiştik. Bulamadım. Neler var neler. Ne getirdiniz? Biz şimdi neye geldik kızlar biliyor musunuz? Evet mama sandı. Dışarıdan da anladınız değil mi hemen? Şöyle kızımı çekmeden göstereyim. Ay biz bir de o gün şurada seçtiklerimizi unutmuşuz. Ondan sonra 4 yaş grubu bir tane takım girmiş bizim alışverişin içine. Artık ama güzeldi. Üstü oldu Deniz'e. Ben de büyüyünce giyer diye getirmedim geriye. Allah. Hadi yukarı çıkıyoruz. Sizin var ya internet siteniz bu kadar güzel değil. Birçok çeşit yok orada. Yok yani çok kötü bir şey bu. Ben hatta oradan alayım dedim. Gelemeyecek gibiydik. Ve bunu çok beğendim. Bu ne kadar? Bak ben sen şuna geçelim.
269 lira. Biz onu beğenmiştik anne. Çok pahalı çünkü ama çok güzel. Evet. Şunlar oynuyor mu? Şunlar. Şu. Evet şu sallanıyor. Ha, mikrofonu falan mı var? Evet. O bayağı otomatik. Ya bizim öteki piyamamızı kaybettik de. O yok herhalde değil mi? Ha şurada bir tane var değişik. Şu meyveli. Elma meyveli. O nasıl oluyor? Daha ona geçemedik anne. O, annemin aldığı çok güzeldi. Bu ne kadar? Buna benziyordu da. 89.90. Yani o da, o civarlarda. 79 mu 80 mi? O da aynıydı. Öyle miydi? Aa davul da var. Ben o davulu internette evet. gördüm. Onu istiyordum. Davul ne kadar? Bak şimdi tek tek soruyoruz ya. 126.90. Onu çalıştırabiliyor muyuz? Ben onu çok merak ediyorum. Piyanoyu zaten o şey. O piyanoyu alalım. Piyanoyu anne ya. Of. Hangi birini alacağız? O pembeyi istiyor o zaman. Çalışmadı mı? Ha. Yok, bir takmam lazım. Ha. Onu aşağıda en son unutmayalım yaparız. Tamam. Bir bakalım. Şuraya koyayım o zaman. Tamam. Değil mi? Ya benim istediğim ben ötekindendi anne. Daha o daha güzeldi. Tamam ne yapalım canım? Çetelerim kargoya versinler ya da otobüse çetin olmaz dedi. Bak bir de şöylesi varmış. Evet ona bakalım. Anne o 270 lira. Yani gerek yok o kadar pahalı oyuncağa. Yok yok. Onu koyalım geçerken tamam. bakarız. Bizimkiler gitti. Bakın şimdi size göstereyim. Şuradan başlayalım. Ay. Hepsi birbirinden güzel. Ben kızımın çarşıdaki yattığı yatağı bunlardan birini seçmiştim. Ama bir gün bir geldik. Darbe yemiş kırmışlar altını. Kenarı da kırılmış. Çok üzüldüm. Atmak zorunda kaldık. Şu da çok güzelmiş. Bak o zaman evet. bu olsaydı ben bunu alırdım. Gerek yok artık ona. Anne biliyorum biliyorum gerek yok tamam. Annemin ödü kopuyor yanlışlıkla tekrar alacağım. Çünkü orada koyacak yer yok. Bununla ikisinin arasında kalmıştım. Ay hepsi birbirine güzel. Nerede mama sandalyeleri? İleride. Böyle geze geze gidiyoruz. Anne bu çok rahat aslında. Yani ben evet, bunu hiç tamam. almadığıma çok pişmanım. Büyük diye almamıştım ama bu aşırı rahat oluyormuş. Katlandığında şu çok da boyutuna giriyor. Gerçekten mi? Ne göstereceğim? Dur bir dakika anne geliyorum. Bak bu çanta kadar oluyormuş katlanınca. Şahane. Vallahi kaldır koy. Bunlar ne kadardı? Valla bizimki de 1200 lira falandı. Şurada 1500. Ya işte. Şu da çok rahat. O iki tane birbirine çok böyle. Şunun şu evet, şeyi var. Alt açma var. Yeri falan da. Evet. Ha bunun anne yanı özelliği varmış. Benim aldığımın da anne yanı özelliği vardı ama çok kullanamıyorum. Korkuyorum ne olur ne olmaz diye. Bakın. Aa, gayet de sağlam. Çok da güzel. Keşke böyle bir şey alsaydık. Ben sana dedim ama. O zaman ben acaba çocuk bu şuralardan sıcakta pişik falan olur diye korkumdan buna hiç cesaret edemedim. Bir de büyük diye. Ama bize otelde bunu verdiler. Çocuk inanılmaz rahat evet. ettiği içindi. Bak benim aldığımda şunun altı çekmecesiz olan işte. Annem ne göstereyim. Bakın kızlar denizin o. Ay anne çok güzel bu. Çok bir de içine şeyi de bu ne kadarmış? 3.279. Neymiş fiyatı daha? Biner lira koyarsak alalım. Ama içi dahil değil değil mi? Tüm, hayır komple. Böyle set mi? Aa çok iyi. O zaman ben şunlardan almak istemiştim. Denize yoktu. Evet yok. Bak bir de böyle evet, sarısı kızım var. Kızım seçer rengini. Çekmecesiz olanı. Çekmeceleri evet. yok. Bizim odaya sığar mı? Şu daha küçük. Şunu biraz çekmecesini gülüm görebilir miyim? O çekmeceli. O çekmecesi. Aa, her şeyler alır bunun için. Tamam sezon sonunda bunu alayım ben kızım. Ayaklanacak nasıl olsa. Olur herhalde her zaman. Odasını yapacağız ya. Şu an değil sezon sonunda alabilirim bence. Aşağıya nereden alacağız bir tane? Kızıma para biriktireyim sezon sonunda bunu alayım. Teyzeleri. Ay bu çok güzel. Ay bu çok güzel. Bayıldım bak buradan çıkacak kızım. Ondan sonra böyle bunlarla oynayacak. Esin bir atsana şuraya bir. Aslında şey biraz o zamana da büyüyor. Şimdi esas girişi aşağıdaki kırmızı da çok güzeldi.
Esas girişi yapıyoruz gençler. Haydi bakalım. Gri ile kahvenin aynısı baştaki. Şunların mı? Evet. Ya şimdi bizim şey... Gerçekten mi kız? O kadar pahalı mı? Yok şundan fiyatı şey. 2,5 der o ya annem. Şundan 700. Anne 2,5'u nerede gördün? Şunda bir nerede gördün? Çiko gördün herhalde. Çiko ama onda şeyi çok güzel. Şundan gördüm ya. Evin adı gibi. Şu bizim aşağıda gördüğümüz. Şimdi bize en böyle kolay silinebilir, leke tutmayan. Ha şu. İki, kullanışlı. 2,700. Evet. O şey anne sallanıyor, yatıyor, müzik evet. Çalıyor. Onun bir sürü ayarı var. O yüzden öyle pahalı. Ona gerek yok. Şu iyi bize şu. Tamam hadi. Ben arada çekiyorum. Tamam alacağız sonra ama şimdi. Anne ben o kadar basit bir şey almak istemiyorum ya. Güzel yeter bu kadar. Çok ileri gitmene gerek yok. Ada. Şurada ben aşağıdaki kırmızıyı beğenmiştim. O ne kadar demiştiniz? 699. O iyiymiş işte fiyatı. O daha iyi. Bu da bu ne kadardı? Bu daha uygun halde fiyatı. Onun rengini hiç beğenmedim. Çok güzel ama. Şuna baksana. Bu silinebilir bence yeri. Çok güzel şuna. Şunu şu koltuğu şey çıkıyor mu şu kahverengi yeri? Nasıl ayağı? Onun şeyleri nasıl? Özellikleri? Gerçekten güzel. Esin, gelip kameranın önüne geçiyorsun. Şöyle tepsisi sayalım. Ya onun ben sana sallananını aldım zaten. Sen günlük kullanma benim aldığımdan al. Bak şunu sen al gerek yok o kadar. Gerçekten aşağıdan. Sen bilirsin ama. Bir yemek yiyecek zaten. Bir yemek yiyecek sadece. Aldık zaten en pahalısını. Bunun uygun olsun. Yap pembe yapmamız. Gerek yok kızım. Annem bunu alın diyor bak şimdi. Ama benim gözüm onda. Gerçi Esin dediği gibi o da şeyle çok benziyor. Sallananını aldık ya. Salıncak da var ya mama sandalyesi. Aynı hesaba geliyor diyor. Onu yine başka bir şey alasın. Leyzan gelince al bunu alayım. Al Leyzan gelince Allah. Çetin arıyor bu arada da. Hiç durmaz zaten. Fiyatı da çok uygun. Hissetti herhalde paraların gideceğini. Şimdi bu 245'miş. Bunun dördü de aynı değil mi fiyat olarak? Kırmızı ile pembenin arasında kaldım ben. Her şeyde pembe kırmızı mı olsa diyorum. Zaten pembe olacak. Evin her yeri pembe, her şeyi pembe. Kırmızı da güzel ayrıca. Kırmızı olsun o zaman. Kırmızı olsun. Bence de. Kırmızı olsun ya. Biz bu kırmızıyı alalım. Altında da bunun şeyi varmış. Evet. Normalde bunlar böyle masalı oluyordu benim internette gördüklerim. Böyle düz oluyor altı. Hı hı. Şu yukarısı çıkabiliyor. Bunda evet. Çıkıyor mu yukarısı? Hangisi ya? Ha, çıkmayanından olsun. Daha iyi. Şurası çıkıyor da ayrı masa. Normalde altı masalı oluyor. İnternette gördüklerim öyleydi. Boş hadi gidiyoruz. Gel. Tamam bu kırmızıyı alalım o zaman. Şimdi var ya dağılmışım. Kamerayı kapatmışım. Çekmeyi unuttum. Şu yorgan setini aldık bakın. Bizim evde vardı annem yapmıştı ama havalar soğudu artık o olmuyor. O yüzden ben böyle bu kalın yorgan yıkanabiliyor değil mi bu? Heh. Çünkü ben daha önce baktım bir yerde 390 lira dedi tek yorganını ama yıkanamıyormuş. Yıkanmayan yorgan olur mu? Yani ne, çocuğun yorganın yıkanması lazım. Bir de bunun içinde öyle fil falan var mı başka bir şey? Ne var? Parça var. Nevresimi aa gerçekten. Var. Evet, nevresimi ha. Var. Bak, işi yorganı var. Yan koruma 2 adet yan koruması var. Aa şöyle. Çok biz yan korumalar da ayrıca almıştık. Baş koruma var. Ha. Yastık var. Yastık kılıfı. Dekoratif yastık dekoratif var. Dekoratif yastık, çarşafı var. Çok iyi. Tamam bir de böyle bir yorgan aldık çünkü bu çok ihtiyacımızdı unutmuştuk. Bir de yastık almıştım. Yastık böyle zamanla şey oldu ya yapıştı. Böyle yapıştı resmen yere. Bu şeyden almıştım Kalediplilerden. Baby var, bunun için de yastığı yok muydu? Yastığı var. Tamam o ikisini birleştiririm olmazsa tamam. Bakarım. Bir de yorgan aldık ya. Çok mu uzak kaldım acaba? Size çok mu uzak kaldım ki? Şöyle biraz çekeyim bakayım nasıl olacak. Şimdi bir yandan video hazırlığı yapıyorum. Bir yandan da kameramı ayarlarken dedim ki açıvereyim hemen. Saçlarımı da toplayayım. Malum saçlarımı bu ara taramıyorum. Yıkıyorum taramıyorum. Ne kadar dolaşabilir?
Bir de var ya şöyle kabarık bir topuz oluyor böyle dolaşınca. O çok seviyorum. Normalde o kadar kabarık topuz olmuyor çünkü. Parladım. Birden yakınlaşınca. Tamam. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkamda, ondan sonra sağımda, solumda her yerde bir şey var. Hafif de şöyle düzelteyim, azıcık sizi düzeltivereyim. Nasıl oldum? Uzak, çok uzak kaldım gibi hissediyorum. Nedense bilmiyorum. Biraz yakına alayım olmazsa. Şimdi daha iyi oldu gibi. Bilmiyorum artık. Saçlarım azıcık bozuk. Şimdi biliyorsunuz bugün Deniz'e alışveriş yaptık. Ondan sonra eve geldim. Tabii ki iki gündür hafta sonu da işe gittiğim için ev tabii ki karman çorman oldu. Bugün de gezme sokak gezdik. Dedik bugün hadi gezelim bir çıkalım dışarıya. Ondan sonra akşamı buldu gelmemiz. Saat 7'yi falan buldu herhalde. Kalanını çekemedim size yine her zamanki gibi. Yorulduk. Deniz'in artık uykusu geldi. Yemeğe gittik falan. Oraları çekemedim. Oradan şöyle otursam daha mı iyi olacak? Bilmiyorum. Hep sizinle böyle oturarak muhabbet etmeye alışkın olunca bana biraz uzak böyle leylek gibi hissettim kendimi. Şöyle oturarak yapabilirim sanırım diye düşünüyorum. Burası bizim evimizin oturma grubu. Kendimi zaten oturma tarafı, ya oturma odası. Arkası bu tarafı mutfak. Burası oturma odası. Bu yanımız salon. Bu tarafımız çocuk odası. Onun bir yanında da yatak odası var. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Geldik, eşyaları bıraktık. Oradan dizi izledik. Yasak Elma vardı bugün yalnız. Yasak Elma başlayana kadar ben bir kat mutfağı toparladım. Daha da tam bitmiş değil. Şöyle bitmiş değil. Mutfağı hallettim. Orası tamam hazır. Bulaşık makinesini boşaltacağım şimdi ama kendime de aldığım şeyler var. Birkaç gündür biriktiriyorum onları da. Hepsini sizinle paylaşmadım. Şurası canım saçımın. Takıldı gözüme. Ondan sonra onları da dedim diğer videoda açacağım. Bunu bitirince onu açacağım. Şu an Deniz babasıyla uyuyor. Saat de 11. Saat 1.30'da mama yiyor. Ben genelde 11 ile saat böyle yarım arasında boncuk diziyorum. Ondan sonra kalkıyorum ve Deniz'in mamasını hazırlıyorum. Biraz sıcak yapıyorum. Hafif ılınsın, ılmasını bekliyorum çünkü sadece geceleri ama Deniz azıcık daha yanımda yatsın diye. Birazcık daha böyle kokusunu içime çekeyim diye. Sonra ılayınca 5-10 dakika sonra yediriyorum mamasını. Beşiğini alıyorum. Sonra uyuyoruz işte 1.30 gibi falan da uyuyoruz. Ondan sonra bugün ama iş yaptım. Yasak Elma'yı izledim. Yasak Elma bayılıyorum. Ondan sonra onları yatırdım. Babasıyla onlar uyudular. Battaniye vardı. Onu yıkadım. Astım arkaya. Şimdi size bugün aldıklarımızı göstereceğim. Ondan sonra kapatacağım. Eğer halim kalırsa kendime aldıklarımı tekrar aynı pijamalarla da olsa tekrar ikinci videoyu açacağım. Bakalım. Bugün çok ıhladım yalnız. Niye bilmiyorum. Önce şundan mı başlasam ya da ortalığı dağıtmadan mama sandalye. Mama sandalyesini aslında kurmasam da olur ama oradaki kırmızı olanı aldık. Onu da bir açıklama yapayım. Normalde ben gördüğünüz gibi oradaki 700 liralığı beğendim. Her zamanki gibi huyum kurusun. Kızım için en güzel olanı isterim. En güzel olanı seçerim. Fakat dedim ki sonra Deniz'in yorganı da yoktu. Şimdi 700 lira ona versem. Bu da 430 kaçtı bu? Dur bunu da yazıyor fiyatı. 480 liraymış. Tek çekim yaptırdığımız için peşin fiyatı
435 liraya aldık. 710'a versem, 435 de buna versem, ondan sonra 1135 oyuncak almak istedim. Birkaç kıyafetlerinde eksikler vardı. Geçen önceki ay gittiğimizde unutmuştuk. Onları alsam 1500 liraya belki de geçecekti yani. 1600-1700'ü bulacaktı. Ben de dedim ki zaten salıncağı da orada da söylüyor ya annem, Gizem bunu al, Gizem bunu al, illa onu söylüyor. Salıncağı zaten gerçekten çok güzel ve çok konforlu. Oradaki mama sandalyesinden de hiçbir farkı yok. Onu alana kadar salıncağını alırdı, kullanırdım. Öyle olunca ben de o en basit olan, hani o basit olanı almak istemiyorum dedim ya, o en basit olanı aldım. Sonuçta mama sandalyesi yani. Hani ben şey diye düşünmüştüm, 3-4 yaşına kadar kullanırız. Bunu da kullanırız, bir farkı yok. Büyük de biraz, küçük de değil yani öyle. Deniz'de minyatür bir insan olduğu için o yüzden en küçük olanını aldık. O aradaki farka da yorganını, oyuncağını, ondan sonra kıyafetlerini aldım. Öyle bir şey düşündüm. Daha mantıklı oldu. 1000 lira yakın bir para da benim cebime kaldı. Kendi eksiklerimi aldım. Aldım ya da ayırdım. İşte öyle bir şeyler. Çünkü bayağıdır da alıyordum. Aslında bir aydır böyle küçük küçük şeyler alıyorum. Diğer videoda anlatacağım onları ama size göstermedim. Onları şimdi bu videoyu kapattıktan sonra göstereceğim. Biraz da boğazım acıyor. Geçen ağladım ya. Bir de işe gidince hemen böyle bu boğazım kılçıklanıyor. Çok konuşmayayım. Yorganı bir açayım. Ben de orada sizin kadar gördüm. Hiç görmedim. Yani açıp da içine bakmadım. Çünkü bozulmasını istemedim. Zaten bir problem olursa onlar bize her zaman yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Değiştirirler. Allah. Bakalım ne çıkacak içinden. Ay. Şimdi bu kızımın başı vurmasın diye. Bu normalde bizim önceki ilk Deniz'in yatağını karyolasını aldığımızdaki pike takımında vardı. Ama küçüktü. Deniz onu böyle böyle kucaklayıp üstüne bastırıyordu. Ben o yüzden onları kaldırmıştım. Onun yerine de iki tane böyle koruyucu yastık aldım Migros'ta. Ama şimdi bunlar daha büyük. Şöyle göstereyim. Bu dışı. Dışa gelecek. Ya da içe mi gelecek? Dur bakayım. Bağlamayı içe gelecek. Yani aslında burası içte kalacak. Bu video yine çok uzun olacak. Ondan sonra bu işte en sevdiğim yorganı şöyle göstereyim. Kızımın çeyizi efendim. Bakın ne yazıyormuş üstünde de. Royal Baby yazıyor. Ay özür dilerim. Şöyle şurası başı, kapak kısmı. Burası da eteği. Büyük bir yorgan aldım. Orada gördüğünüz o böyle çatılı yatak var ya. Kızımın odasına sezon sonunda Allah izin verirse, paramızı toplayabilirsek şey yapacağız. O yatağı alacağım. Onu kendim almak istiyorum. Bakalım anneannesiyle teyzesiyle belki birazcık yardımcı olurlar. Belli mi olur? Biraz destek olurlar belki onlar da. Çünkü onlar da hiç kıyamıyorlar Deniz'e. Çok seviyorlar. Şöyle. Bu da yorganı. Bu neymiş? Bu baş kısmına gelecek olan baş koruyucu. Karyolası için. Bakalım neler çıkıyor. Bayağı şey çıkıyor yalnız içinden. Ha? Aa, bu yastığı. Yalnız yastık konusunda benim Deniz'e aldığım, hani o kaleciplerden aldığım da böyle incecik oldu dediğim yastık var ya, o daha iyiydi ama inceldi. Bu onun yarısı kadar. Bu da yattığımı incelecek. Olmazsa bunun ikisini bir koyarım. Yani biraz bunda yatar. Bu da incelir. Ondan sonra ikisini bir koyarım. Şimdi diyeceksiniz ki bunu biliyorum diyeceğinizi. Hatta duyar gibiyim. Gizem güneşe koy şöyle yap kabarıyor. Evet onu biliyorum fakat
kış döneminde olduğumuz için hava çok esiyor. Dışarısı çok yol olduğu için iki tarafta çok toz oluyor. O yüzden biraz bahar gelene kadar yastıkları böyle dışarıya çıkarmak istemiyorum. Makineye atacağım, yine güneşlendirmek gerekiyor. O yüzden içeride kurutmak istemiyorum. En iyisi o şekilde yapmak olacak. Bakalım. Tabii ki çarşaflarını falan yıkayacağız onlar. Yıkanıp kullanılacak. Bu yastığı. Bu dümdüz bir çarşaf. Beyaz çarşaf. Kızımın da biliyorsunuz beyazı yoktu ya. Teyzeleri. Hep renkli aldık. Böyle beyaz da yoktu. İyi oldu. Bir tane prenses seti olsun kızımın. Böyle. Bakalım ne çıkacak buradan. Ha, bu da öbür tarafı için. Yatak koruyucu. Aslında gayet iyi yani. 435 de bence gayet ideal. Bir de eski fiyatı. Yani etiket bayağı eskimiş. Değiştirmemişler. Eminim şu anda tekrar fiyat güncellemesi yapsalar pahalanmıştı. Oradaki renkli olanları bu kadar güzel değildi. Mama sandalyesini kurayım dedim sizinle ama çok uzun olacak. Orada gördünüz zaten. Onu ben sonra kurarım. O şekilde yaparız. Bir tane şöyle ceket aldım. Yarım mont. Kalın yani, çok ince değil. Biliyorsunuz da ben Deniz'e mont aldım. Ama şey, çocuk böyle robot gibi kalıyor içinde ve rahat edemiyor. Çok da terliyor. Yani buranın kışı çok kış olmadığı için Deniz de çok ateşli, sıcak kanlı bir çocuk. Pat diye terliyor. Böyle bir şey olsun dedim. Yani hani ne mont ne ceket arası böyle bir şey aldım. Bunu böyle Mersin'e giderken giydireceğim. Onu düşünerek aldım. Çok bir şey almadım. Bozuldu. Şimdi bakalım ne almışım. Biliyorsunuz benim en sevdiğim yelekler. Bunu aldım çünkü ötekiler hafifçe küçülmeye başladı. Çok çabuk küçülüyorlar. Yani sanki Deniz bana göre hiç büyümüyormuş, hep aynı kalıyormuş gibi. Hep resim çekiyorum o yüzden. Ya bu çocuk hiç büyümüyor mu, ben mi acaba yanlış düşünüyorum diye. Ama öyle değil tabii ki. Maşallah çok büyümüş kızım, fark etmemişim. O yüzden yelekleri de küçüldü. Küçülenleri ayırıyorum, saklıyorum. İleride ne olup ne olmayacağı belli olmaz. Belki Esin bir tane daha bebek yapar. Bilmiyorum yani. Bizim zaten olmaz orası malum da. Şimdi şöyle aldım bakın. Büyük büyük aldım o yüzden. Bu sefer bunları büyük büyük aldım. Çok rahat ediyoruz. Bir de ben şey yapıyorum. Pijamasının dışından ilikliyorum. Çünkü bizimki tepine tepine pijamayı çıkarıyor. Böyle. Hep bunlardan aldım. Hepsi bundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bununla birlikte şöyle göstereyim. 7 tane. Bakın. Zaten Instagram'a atıyorum. Görüyorsunuz hepsini. 7 tane bunlardan aldım. Fiyatları da 17.90. Yeleğin fiyatı da, dur bakayım. Yeleğin fiyatı da 22.5. Onu söyleyeyim. Burası tam oyuncaklarıyla birlikte tam 1000 lira tuttu. Tam. Net 1003 lira. 1003 mü 1004 mü öyle bir şey. Şu ceket hariç ama bunu son anda aldım. Bu faturaya dahil değil. Şimdi bir tane de size şeyini göstereceğim. Ay. Dağıttık ortalığı. Orada gördüğünüz şeyi almadık. Piyano vardı. O piyanoyu beğenmedim. Çünkü anneannesinin bize aldığı piyano. Onu size göstermiştim. Çok güzeldi. Her yerinden ışık yanıyordu. Bunun böyle köşede yaprağında yeşil bir öyle minik bir lamba var. O böyle yanıp sönüyor. Onu istemez benim kızım. Biliyorum. Sevmez. Dur bakayım. Böyle çok şey yapmayacağım. Şöyle dönüyor. Kenarlarında müzikleri var. Vurunca da böyle çalıyor. Size çok ses yapmayayım. Küçük yaptım. Ondan sonra bunu benim minnoş kızımla
Ada ablası, ikisi yapıştılar buna. Yani ne alaka diyeceksiniz. Ama ikisi de çok sevdi. Ben de aldım. Yani şu beton kamyonu çok işlevsel değil bizim için. Ama ve lakin bununla sahilde oynarız yazın. O yüzden aldım. Çok sevecek eminim. İçinde küreği var. Bir de bunun yanına yazın böyle kova seti alırım ben. İşte Ada, Deniz, üçümüz, annesi, dördümüz, anneannesi, beşimiz. Bu sene Allah izin verirse denize gideceğiz. Yani biz çocuklar olmadan önce yıllardır en son bir Alanya'da denize girdik. Sonra pandemi oldu. Pandemiden sonra ben korktum denizden. Çünkü hani pandemide denizden hiçbir problem olmayacağını söylediler ama ben inanmadım. Çünkü çok insanlar üst üste, sosyal mesafe yok. Öyle bir ortamda denize girmek istemedim. Ama böyle bir Mayıs ayında falan bizim burada sakin sahilleri var. Oralara gideriz, denize gireriz. İnşallah Allah izin verirse. Çok istiyorum deniz kuşu denize götürmeyi. Yani ismini nereden aldı görsün. Böyle işte. Bir de mama sandalyemiz var biliyorsunuz. Videomuz buraya kadar, yine bir dev alışveriş videosu yaptık size. Artık da bir şey kalmadı herhalde yani. Yani bundan sonra işte birkaç kıyafeti olur. Onlar alınır. O da çok olmaz. Yani bahar gelene kadar, yaz gelene kadar olmaz. Zaten şu anda da bayağı iyi kıyafetleri. Hani şunları falan da giydiririm yine. Tabii ben duramam, alırım onu biliyorum ama. İşte böyle videomuzu da burada kapatalım. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Kızımın güzel ablaları, teyzeleri, ondan sonra bazen erkek takipçilerimiz de var. Onlar da izliyorlar, yorum yapıyorlar. Şaşırıyorum. Onlara da buradan selam olsun diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.